Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar değerli dinleyicilerimiz. Artık Arefe günündeyiz. Rabbim nasip ederse yarın Ramazan bayramına gireceğiz. Ve Osmanlı'da Ramazan bayramları nasıl kutlanırdı? İnşallah onu da konuğumuz olan, daimi konuğumuz olan Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızdan duyacağız. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyenlerimiz ve değerli hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah. Hem iyiyiz, daim olsun. Hem hüzünlüyüz. Evet. Bir taraftan hüzünlüyüz, bir taraftan sevinçliyiz. Allah'a çok şükür, inşallah Ramazan-ı Şerif bizden memnundur. İnşallah. Evet. Biz ondan memnunduk. Öyle. Yarın da Allah izin verirse artık bayram namazıyla gireceğiz bayramımıza hocam. Osmanlı'da Ramazan bayramı nasıl geçerdi hocam? Nasıl kutlanırdı? Yani şimdi hani hem sevinçliyiz hem hüzünlüyüz derken geçen Kadir Gecesi'ni de idrak ettik. En azından 27. gecesi şeyiyle. Kadir Gecesi'nden itibaren Osmanlı toplumu sanki böyle bütün neşesi kaçmış gibi olurdu Mustafa Bey. Yani Ramazan'a, Ramazan bayramına hüzün bayramı derdi Osmanlılar. Hüzün bayramı. Şimdi hani inşallah o da bizden hoşnuttur diye ifade ettiniz. Evet. Çünkü gerçekten bir sultan gidiyor eve. Eve sultan gelmiş. Evet. Ve bu sultan hani şöyle bir anlık gelmemiş. Kapıdan bakıp gitmemiş. İşte bir gece kalıp gitmemiş. 30 gündür bizimleydi bu sultan. Ya. Yani 29-30 gün bizimle beraber bir ay, Ramazan ayı bizimle beraber olan bir ay. İyi alışmıştık. Evet. Hani çok güzel alışmıştık o sultana. O sultan bereketti, o sultan bolluktu, o sultan güzellikti. Şimdi böylesine alıştığın bir misafir gidiyor. Ve 11 ay hasretsin ona, bunu biliyorsun. Evet. 11 ayda gelmeyecek, hasretsin. Şimdi böyle bir sultanın gidişine insanın üzülmemesi mümkün değil. Hüzünlenmemesi mümkün değil. Dertlenmemesi mümkün değil. 11 ay hicran çekecek çünkü. Bekleme içine girecek. Onun için Müslümanlar büyük bir böyle üzüntü, hüzün içerisine girerlerdi. Ağızları bıçak açmazdı. Kimse konuşmak istemezdi. Sanki birbirine dargın gibi olurlardı. Konuşmak içinden gelmiyor. Yani sultan gidiyor, Ramazan gidiyor. Böylesi bir dertlenme içinde olurdu. Ama bayram diyoruz tabii, neticede bayram. Çünkü Peygamber Efendimiz onu bize bayram olarak söyledi. Evet. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman orada bazı insanların çeşitli günleri böyle neşelendiklerini, kutladıklarını görünce ne yapıyorsunuz? Bugün bizim bayramımızdır dediler. Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hak bize de ondan güzelini, iki güzel bayram hediye etti buyurdu. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı Müslümanın bayramı oldu. Hüzünleniyorsun da neden bayram yapıyorsun? O kadar seviyordun da neden bayram ediyorsun? Değil mi? Yani evet. İnsan sorar, madem Ramazan'ı bu kadar seviyordunuz, madem bu kadar nimet, bereket, niye bayram ediyorsunuz gittiğine? Niçin bayram yapıyorsun? Yani burada ne var? Burada elbette ki bir misafiri mutlu etmenin bayramı var. Hı-hı. Bir misafiri senden razı kılmanın, senden razı olmuş olmanın bayramı var. O misafiri karşıladık. Elhamdülillah ona uygun hareket etmeye çalıştık. Gelişine sevindik, gidişine üzüldük. O bizimle beraberken nice hayırlar yaptık, teravihler kıldık, ibadetler ettik, oruçlar tuttuk. İnşallah onu bizden hoşnut kıldık. Misafir bizden hoşnut olarak gitti. İnşallah yine geri gelecektir. Onu hoşnut etmenin bayramını yaşıyoruz, sevincini yaşıyoruz. Yani bir de var ki üzdüm, kırıldı, darıldı, değerlendiremedin. O zaman bunun bayramı olmazdı. Değil mi? Yani. O sebeple Müslümanın bayramıdır bu. Onu razı etmiş olmanın bayramıdır. İnşallah tabii ki bunda Müslüman böylesi düşünür. Onu razı etmiş olmanın, rızasını kazanmış olmanın bir bayramı olarak yapıyor. Dolayısıyla bayramı bu anlayışla şey yapmak lazım, düşünmek lazım, değerlendirmek lazım. Böyle bir bayram. Peki Arefe divanında neler olurdu hocam? Osmanlı'da değil mi? Sarayda bayram dediğimizde. Evet. Sarayda bayram sizin söylediğiniz gibi Arife Divanı ile başlar. Hı hı. Osmanlı Sarayı'nda bayram. Bayram gerçekten Osmanlı'da ta başlangıcından itibaren şartları nasıl olacağı, nasıl yapılacağı, böyle düzenli, tertipli, merasimi belli, muazzam bir kutlamadır. Hı-hı. Bir şölendir. Ve bunun ne şekilde davranılacağı bellidir. Biz buna teşrifat diyoruz. Bugün protokol diyorlar. Hı-hı. Hani protokol merasimleri olur. Hı-hı. Osmanlı'da biz buna teşrifat deriz. Teşrifatnameler vardır. Fatih Sultan Mehmet'in hazırlatmış olduğu kanunnamede bayramın nasıl kutlanacağı, kimin nerede duracağı, ne yapacağı, Hı-hı. ne olacağı, el öpeceği, etek öpeceği, dua edeceği, ayağa kalkılacağı, yürüneceği, yani alayın kimlerin davet edileceği, herkesin yeri, protokol sırası gibi deriz ya, Hı-hı. teşrifat sırası, her şey bellidir. Tam bir merasimdir, tam bir kutlamadır bayram. Bayram Arife günü başlar Osmanlı'da. Arife günü başlar. Arife Divanı deriz biz. Hı-hı. O has odanın önünde padişahın divanı kurulur. Ve saraydaki herkes, özellikle saray görevlileri, yani Enderun Mektebi'ndekiler, ağalar, ileri gelenler o gün padişahın bayramını tebrik ederler ve padişah onlara bol atiyeler, hediyeler, caizeler verir. O gün orada bayramlaşma başlar. Tabii bayramlaşmanın orada gelmesi çok güzel sesli hafızların Kur'an-ı Kerim okumaları, tilavetleri, duaları, padişahın bayramını tebrik etmeleri, padişahın onlara hediyeler sunmalarıyla böyle muazzam bir görkemli şey içerisinde geçer. Onun için Arife, hani işte bir şeyin Arife şeyi divanı, Hı-hı. bellidir bu. Biz de şimdi Arife gecesindeyiz. Evet. İnsanlar ertesi gün artık bayram hazırlıkları. Yani neyle? Bugünlerde mi olurdu? Giysileriyle, tabii. Giysileriyle, bayrama ait özel giysileriyle, Hı-hı. kıyafetleriyle, temizliğiyle, tatlılarıyla, yani tatlılarıyla, her şeyi artık başka bir şeye giriyor, güne giriyor. Hı-hı. Başka bir güne giriyor. O misafiri uğurlayıp böylesi bir onu güzellikle uğurlamanın bir bayramı olacak. Ki bayramı da Cenab-ı Hak bayram kıldı. O kıldı. Peygamber Efendimiz bayram etti. Bu sebeple tabii yani ki. Bunların her birisinin neticesi de odur. Artık hummalı bir faaliyet vardır. Aynı faaliyetin sarayda da yaşandığını görmekteyiz biz. Hı hı. Arife Divanı'nda, Arife evet. gününden başladığını görmekteyiz. Ya adı üzerinde zaten Arife günü başladığı evet. için Arife Divanı evet. olarak adlandırılmış. Bayram törenleri nasıl olurdu hocam? Şimdi bayram törenleri ertesi sabah padişah erkenden tabii kalkacak, sabah Hı-hı. namazını kılacak. Sabah namazını padişah ya Hırkay-ı Saadet Dairesi'nde kılar veya Enderun Mektebi'nin o ortasındaki Ağalar Mescidi vardır. Ağalar Mescidi'nde Enderun halkıyla beraber kılar sabah namazını. Padişah yani sarayda kılar sabah namazını. Ve padişahın namazdan sonra tahtı Darüs Saade'nin hemen dışına konulur. Darüs Saade dairesinin dış kısmına, yani sarayın ikinci avlusuna padişahın tahtı oraya yerleştirilir. Devlet adamları, ileri gelenler padişahın bayramını tebrik edecekler. Namazlarını, sabah namazlarını Ayasofya veya Sultanahmet Camii'nde kılarlar. Ve sabah namazını kıldıkları zaman padişahın bayramını tebrik için saraya girerler. Onların gelişini, yerini almasıyla beraber padişah da tahtına kurulur. Ve orada ilk bayramlaşma yapılır. Sabah namazıyla bayram namazı arasında ilk bayramlaşma sarayda padişahın tahtı kurulur ve ilk bayramlaşma orada olur. Saray halkıyla mı olur? Yani yok, ileri gelen devlet adamlarıyla olur. En ileri gelen devlet adamlarıyla orada olur. Yani sadrazam, vezirler, Hı-hı. kazaskerler, Şeyhülislam, defterdar, nişancı, vezirler, daha ileri gelen Hı-hı. devlet adamları. Devlet erkanıyla beraber. Devlet erkanı orada padişahı tebrik ederler. Padişah genç olabilir, o Hı-hı. anda saray şeyini tam bilmeyebilir. Orada mesela Padişahın elini öpecektir, kimine ayağa kalkacaktır, kimine oturacaktır. Mesela padişahın ayağa kalkması isteniyorsa etrafındaki çavuşlar hareketi hümayun padişahım, devletinle bin yaşa. Padişahın ayağa kalkacağı anlaşılır. Ayaktayken istirahati hümayun padişahım, devletinle bin yaşa. Uğrun açık ola, padişah oturur. Yani böyle padişaha sesleriyle, o hem duaları hem sesleriyle nerede ne hareket edeceğini çavuşlar söyler. Padişah ona göre ayağa kalkar, oturur. İşte bayramlaşmaları kabul edilir. Ve bu şekilde ilk bayramlaşma burada vuku bulur. Ardından padişah içeriye girer yeniden hareme ve bayramlık elbiselerini giyer. Divan heyeti orada bekliyor ve bu heyetle beraber bayram alayı, bayram namazına gidiş başlar. Bayram namazına. Sabah namazını sarayda kıldı. Devlet adamları da Ayasofya'da veya Sultanahmet'e kıldılar. Geldiler, padişahın bayramını tebrik ettiler. Şimdi bayram alayı başladı. Bayram namazına gidiş. Bu bayram namazını padişahın nerede kılacağı bellidir. Bu genelde ya yakın olması dolayısıyla Ayasofya Camii'dir veya Sultanahmet Camii'dir. Genelde bu ikisinden birinde kılarlar bayram namazını. O sebeple burada müthiş bir gidiş vardır. Bunu şeyler anlatırlar. Özellikle bunu izlemeye herkes gelir. Tabii padişahın namazını kıldığı camide insanlar bayram namazını kılmak isterler. Yabancı gözlemciler bunlara mutlaka katılırlar. Çünkü müthiş bir teşrifat, protokol, bir tören var, bir gidiş var, bir alay var. Bunları yabancı mesela şeyler anlatıyorlar. Padişahın etrafında muazzam o giysileri mesela, padişahın giysisi, çok süslü koşum, o dünyanın en hızlı koşan atlarının muazzam koşum takımları. Yani onların üzerindeki süsleri, bunları anlata bitiremezler yabancı gözlemciler, seyyahlar. İşte padişahın atı, arkada 10 tane yedek atı aynı şekilde süslenmiş gidiyor. Yanlarda solaklar bayram giysileriyle, özel tören kıyafetleriyle etrafını almış. Hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, devlet büyükleri, müthiş bir sessizlik, müthiş bir tevazu içerisinde, böyle vakar içerisinde. O alayı insanların, seyredenlerin böyle durumları, onları seyretmek için gelenler. Yani bunları uzun uzadıya anlatırlar Mustafa Bey. Çünkü gerçekten... Şimdi anlatırken bizler de gittik hocam oraya. Yani o görüntü gözlerimizin önüne geldi. Ve işte padişah namazını ya Ayasofya'da veya Sultanahmet'te eda eder bayram namazını. Yine çok hediyeler, caizeler, tabii güzel kokular, buhurlar, onlar şey edilir, bol hediyeler dağıtılır. Ve tekrar aynı alayla padişah sarayına avdet eder, sarayına döner. Ondan sonra saray halkıyla beraber yemeğini yiyecektir padişah. Yemek yiyecektir diğer insanlarla beraber ve bayramlaşma bu şekilde. Halk gelir mi hocam? Halk gelmez, saraya gelmez. Padişah belki diğer günlerde halkın içerisine çıkar. Yani mesela ikinci günü padişah genelde bir köşkte geçirtir. Köşkte geçirtir. Bu köşk genelde bizim bugün Gülhane dediğimiz... O bahçelerdeki kasırlardan, köşklerden bir tanesinde olur. Daha düşük rütbeli insanlar, mesela diğer vilayetlerden gelen beyler, sancak beyler, akıncı beyleri, kaptanı derya, ileri gelen zevatlar, kadılar, belli insanlar orada padişahın bayramlarını tebrik ederler. Bunlar gelir. Mesela ikincisi veya üçüncüsü gün çok şeyler olur. Eğlenceler olur. Yani bu eğlenceler mesela spor müsabakaları. En büyük eğlenceler budur. Yarışmalar. Yarışmalar. Cirit müsabakaları olur. Ok atışları olur. Güreşler olur. Böyle çeşitli şeyler. Bunların bazısını şehirde kurulur. Meydanlarda. Padişahın otağı kurulur. Bizzat gider. Halk oraya gider. En azından padişahı görmüş. Uzaktan da olsa bayramını tebrik etmiş olur. Yani bu şekilde bir halkla iç içelikte yaşanır bayramlarda. Genelde bu oyun, eğlence, törenler üçüncü gün yapılır. Bunlar ya sarayda da olabilir, bahçelerinden bir tanesinde. İkinci gün de yapıldığı olur. Özellikle ikinci günü saray bahçesinde Enderun talebeleri Çok böyle spor müsabakaları, gösteriler yaparlar, sunarlar padişaha. Üçüncüsü gün dışarıda bütün bunlar, halka da açık olur. Orada gösterimler olur. Yani bir anlamda halkın sarayla kaynaşmasıdır. Zaten bayram biraz da budur, kaynaşmaktır. Bir araya gelmektir. Sevinci, hani 30 gün Ramazan'da bir ibadeti, teravihte paylaştı. İftarlarda paylaştı. Bu defa da aynı paylaşımı, aynı birlikteliği bayramda görmüş oluyoruz. Bu paylaşmalar bu şekilde devam ediyor. Evet, bayramda yine padişahın hediyeleri var mıdır hocam? İşte çoluğa, çocuğa. Ki, yani bu hediyeler, oralara gelen insanlara hediyeleri, padişahın bulunduğu yerlerde mutlaka hediyeleri dağıtılır. Atiyeleri dağıtılır, caizeleri. Kendisini bayrama gelen insanlara mutlaka caizeler verilir. Kimine hilatler giydirilir. Kimisine bir kısım hediyeler, bahşişler verilir. Ama mutlaka padişahın caizeleri vardır. Hı hı. Diğer başka bayramda yapılan Osmanlı'da böyle göze çarpan başka şeyler var mı hocam? Tabii mesela toplumda da büyük neşe hakimdir. Yani herkes mesela namazlarını mutlaka büyük camilere veya mahalle camilerine daha çok giderler. Yakın camilere giderler. Hı hı. Çünkü camiden çıkışta veya camide o mahalle halkıyla beraber bir bayramlaşma söz konusudur. Yani insanlar genelde kendi mahallesinde kılmayı, bayram namazlarını tercih ederler. Hı hı. Çünkü mahallenin bütün halkıyla, ahbabıyla, komşusuyla orada bir bayramlaşma söz konusu olur. Bu önemli bir noktadır. Sonra mesela herkes mutlaka yemeğe pek yalnız yemezler, bayram yemeğine. Mutlaka birilerini davet ederler. Hı. Camiden insanları alıp götürürler. Biz bunları Anadolu'da da yaşardık. Evet. Yani bizim çocukluğumuzda biz mesela köyden kasabaya giderdik. Kasaba halkı camiden çıkan o köyden gelen insanları mutlaka alır evlere götürürlerdi. Bayram yemeğini beraber yerlerdi. Yani böyle bir husus. Bazısı konuşulurdu, ortada kalırdı. Kimse çağırmamış denilirdi. Dikkat çekerdi. Sonradan mesela bizim köyümüzde adet olmuştu. Bayramdan çıktığı zaman işte köydeki 10 hane, 15 hane herkese alıyor, dağıtılıyor ve beraber yemek yiyorlar. Bu aynen Osmanlı'da da böyle. Yani o adet nice yıllar devam etti Cumhuriyet. Bu gelenekte devam ediyor muydu hocam? Şimdi soracağım. Küskünler barıştırılır mıydı bayramlarda? Şimdi mutlaka. Yani zaten Müslümanın biliyorsunuz 3 günden fazla durması, dargın durması haramdır. Evet, ama 3 yılda süren, yani 30 yıl süren de var. Bunlar var. Evet. Ve bayram bunların en büyük vesilesi olurdu. Mutlaka barışılırdı. Yani düşünün, sıraya insanlar giriyor ve tek tek bayramlaşıyorlar. Atlama olmazdı. Çok büyük bir ayıp sayılırdı. Yani o gün insan onun bayramını tebrik eder, şey der. Bayram bir anlamda böyle küskünlüklerin de ortadan kaldırılmasına sebep oluyordu. Sıla-i rahimlerin yapıldığı, sıla-i rahimler yapılıyor. Yani, akraba talukatıyla beraber zaman geçirme. Yeme, içme, evler mutlaka ziyaret edilir. Tabii evlere giderken mutlaka hediyeler alınır, şekerlemeler alınır. Özellikle bayrama özgü bir şeydir. Hani onun için şeker bayramı bile denilmiştir yani Ramazan bayramına. Şeker bayramı dahi denilmiştir. Neden? Çok fazla böyle işte yani bir şey yemedi, tatlılar, şerbetler, şekerlemeler, tatlının daha çok tüketildiği bir bayramdır. Onun için mutlaka bir tatlı alıp gitmek, bir şeker alıp gitmek, böyle hediyeler alıp götürmek büyük. Tabii burada boş gitmemek eli ama asıl olan onu hatırlamaktır. Tabii. Büyüklerin elini öpmektir. Kabirleri ziyaret etmek. En büyük gelenekten bir tanesidir Ramazanlarda. Kabir ziyaretleri. Yani bunu hani işte bugün Vehhabiler bilmem neler bunu söylüyor. Bizim Müslümanların şiarıdır. Peygamber Efendimiz de ziyaret ederdi. Evet. Son, başlarda yoktu, sonradan vardı. Yani neden başlarda yok? Çünkü daha Müslümanlar vefat edip gömülmeye başlamamıştı. Kimin kabrini ziyaret edecek? Müslümanlar çoğaldıkça kabir ziyaretleri de olmaya başladı. Böyle bir durum. Mesela türbeleri ziyaretler, türbe ziyaretleri. Mutlaka Ramazan'da bir gelenekti, bayramda da mutlaka gidilirdi. En çok ziyaret edilen türbeler İstanbul'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin, Murad-ı Münzevi Hazretleri'nin, işte Beykoz'da Yuşa Tepesi. Yuşa Tepesi. Orası tam bir ziyaretgahtı. Hı hı. Beşiktaşlı Yahya Efendi, Yahya Efendi. Ona çok giderlerdi. Abdülfettah-ı Akri Üsküdar'da. Çok ziyaret edilen bunlar, en fazla ziyaret edilen. Yine Eyüp'te Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri zaten. Onun civarında yine o surların dibinde Ashab-ı Kiram'dan yatanlar. Ashab-ı Kiram'dan yatanlar, Osmanlı alimlerinden, hı hı, devlet adamlarından. Oldukça Ahmet fazla İstanbul'da Paşa, evet, ziyaret İstanbul'da yapılacak yerler var. Çok. Ve bunlar mesela Ramazan'da halkın bol bol ziyaret ettikleri, dua ettikleri yerler olurdu. Yani mesela mesire yerlerine gidenler biraz Yuşa Tepesi'ni falan, hem orada otururlar, yerler, içerler. Temiz havasından faydalanırlar. Hem ziyaret ederler ve dönerlerdi, evet, böyle uzak yerlere. Bu nevi seyahatler de olurdu. İşte ev ziyaretleri onların en önemli hususiyetlerinden biri. Bayramlarını tebrik etmek. İkincisi bu türbe ziyaretleri, halkın. Hı hı. Üçüncüsü tabii oyun ve eğlence. Çocukların yine eğlenceleri. Tabii. Bunlar en önemli noktalardan. Güzel kıyafetler almak, ayakkabılar almak, çocukları gezmek, eğlendirmek. Dolaşmak, onlara bahşişler vermek, onların evleri gezmesi. Bugün dahi öyledir. Evet, mesela evet, ben Erzurum'da çok kaldım. Çocuklar arefelik, arafalık derler. Arafalık, evet, arafalık diye böyle evleri gezerler. Öyle. İnsanlar bir gün öncesinden evlerini doldururlar. Evet. Fındık, fıstık, şeker, para hazırlarlar. Onlara verirler. Yani bu işte bayram paylaşması. Arefe gecesi yıkardı bayram bizi. Sevinci, annelerimiz Ramazan'ı hocam beklemek, Ramazan sevinci. Bunların hepsini zinde tutan hususlar Mustafa Bey. Evet. Yani bu tip şeylere hazır olmak lazım. Eve birinin geleceğini, bir şey isteyeceğini, ona bir şeyler vereceğini, kafadan boş döndürmeyeceğini beklemek lazım, sevindirmek. Ya ne oluyor? Ha, o çocuk da bayram, o çocuk da Ramazan sevinciyle biliyor. Tabii o da nasıl görüyorsa ilerleyen yarın ileride bunları yapacak. Tabii, o verecek. Yapacak. Biz gidiyorduk evlere diyecek, ya veriyorlardı, bizim de vermemiz lazım diyecek. Sen kafadan çevirmeyeceksin. Atmayacaksın. Şimdi çocukluğumuz da aklımıza davulcu geldi. Davulcu bahşişini unutmayacaksın. Yani. Şimdi bahşiş para verenle şeker vereni ayırt edebiliyorduk biz o zaman hocam. İşte şu ev bakın para veriyor, şu ev şeker veriyor diye de ayırabiliyorduk. Doğru. Yani onun için hani elimizden geldiği kadar maddi olarak yardım yaparsak daha iyi olur. Çocuklara unutulmuyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii ki şeker de öyle ama para daha da çok kıymetli şu anda günümüzde. Evet. Peki hocam Osmanlı'dan ta o zaman yaşanılan bayramlarla şu zaman yaşanılan bayramlar arasında çok büyük bir farklar var mı? Tabii ki bir yönetim olarak farklılık var. Yani, ama halkın avamın içinde. Aslında bayram tabii epeyce değişti. Bazen hani şartlar da değiştirebiliyor. Anlayışlar da değiştirebiliyor. Veya lakaytlık da değiştiriyor. Hı hı. Yani mesela bugün bayram dediğimiz zaman insanlar tatil anlıyor. Evet. Değil mi? İlk akla gelen şimdi tatil mesela oluyor. Mesela 8-9 günlük bir tatil başlıyor. 9 günmüş. Değil mi? Yani 9 evet günlük bir şimdi tatil başladı. Hı hı. Başlıyor. Tatil olarak görüyor ve deniz kıyılarına bir tatile koşuyor. Evet. Oysa biz ne söyledik az önce? Evinde durmak. Evinde tatlılar yapmak. Seni ziyarete gelenlere sunmak. Senin eşi, ahbabı, dostu, yıllardır göremediğin bir dostunu ziyaretler etmek. Bunlar da unutulan güzelliklerimiz. Hı hı. Bunları mümkün mertebe yapmak lazım. Yaşatmak lazım. Tabii İstanbul gibi metropollerde buradan gidiyorsunuz ta bilmem nereye kadar evinde bulamıyorsunuz. Ama şimdi cep telefonu diye tabii bir şey çıktı. Evde misin? Ziyarete geliyoruz. Daha rahat şimdi. Hani bir 24 saat bir telefon kadar yakınım sana falan diyorlar. Evde misin? Geliyorum öyleyse. Şurada mısın? Gidiyorum diyebiliyoruz. Bu yokken gidiyordum böyle saatlerce evinde bulamıyordum. Belki bir hüzün işte kapıya kartını bırakıyorsun, geri dönüyorsun. Ama şimdi o da aşmış değil. Hı hı. İnsanlar biraz daha komşuları, apartmandaki komşuları, işte yakınları, sevdiği insanlar, o insanları aramak, telefon etmek, hani memleketine gitmek. Belki çoğu bunu bir memleketine gitmek şeklinde yapabiliyor. Bu güzel bir şey. Sıla-i rahim oluyor. Memleketine gidiyor. Biraz bu tip Ramazanları özellikle yaz işte sahil kenarlarında tatilden çıkarmak lazım. Bu bozuyor. O ruhu bozuyor. Yani Evet, senin 15 gün, 20 gün, 25 gün, bir ay tatilin var. Bu Ramazan tatilinin içinde değil. Ramazan tatili değil. O 20 günlük, bir aylık senin tatilin. Bu tatili her yerde yapabilirsin. O geziyi... Ama bayramı bayram gibi yaşa. Ama bayramı biraz daha işte memleketine gidebilirsin. Gidersen. Evet. Kabirleri ziyaret edebilirsin. Baba dostları. Baba dostları dediğin insanlar vardır. Hani eskiler derlerdi baba dostu. Baba dostu çok mühimdir. Onları ziyaret etmek, onların oturup bir çayını içmek, bir muhabbet etmek, eski günleri yad ettirmek. Ya işte evladı da bizi unutmadı falan. O günleri hatırlatmak böyle. Veya hani babası ve yoktur falan ona göre söylüyorum. Veya eşi, dostu, ahbabı yılların süren. Bunlar çok mühim ve çok sevap olan işte sıla-i rahim ömrü uzatır diye bunun için söyleniyor. Evet. Eş, dost, kardeş. Veya memleket işte kendi memleketinde değilse, uzak bir memleketteyse, orada yaşıyorsa oradaki dostu, ahbabı, tanıdıkları, onları ziyaret etmek, bayramlaşmak, bayram için evinde beklemek. Yani bayramı biraz böyle yaşamak. Bayram biraz açıkçası günümüzde tatile dönüşüyor. Dönüştü gibi. Dönüştü. Zaten son büyük bir sektör oldu hocam. 20-30 senedir bir sektör oldu. Tatile dönüştü. Yani Müslümanların biraz bunu tatil havasından çıkartması lazım bence. Bayram havasında yaşatması lazım. Bayramı bayram gibi yaşamak lazım. Tamam, aynen yani, öyle. Evet. Çayı çay gibi içeceksin. İçine limon sıkarsan çay olmuyor. Başka bir şey oluyor yani. Evet. Bayramı bayram gibi yaşayacaksın. Her şeyi hakkını vererek. Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayacaksın. Eğlence ise o bir başka eğlence. Hı hı. Her şeyi kendi içinde onun kıymetini, onun değerini vermekle olması. Bayram bu. Niye bayram? İşte sıla-i rahim, dostları görme, dostlarla bayramlaşma, ziyaretlerde bulunma, türbe ziyaretlerine gitme, çocukları gezdirme, buraları gezdirme, gezeceksen. Yani birincisi gün bayramlaşırsın, ikinci gün türbe ziyaretlerinde bulunursun, kabir ziyaretlerinde bulunursun. Üçüncü gün işte mahalle camilerinde insanlarla yine bayramlaşırsın, gezersin. Bayramı 3 günden sonrası da kaç gün oldu tatil? 9 gün. 6 günde evet. Toplamda bayram 9 gün. Çünkü değil mi? Yani, toplam 9 gün. Bu bayram 4 gün. Günüm. Evet, 6 günü de tatil yap. Yani. Hocam eskiden şeyler de vardı. Mesela kartpostallar vardı, mektuplar vardı. Şimdi gerçi e-postalar var. Artık WhatsApp'tan yazışmalar var ama bu kültürün de biraz gitmesi kötü olmadı mı? Değişiveriyor. Eskiden mutlaka görmek vardı. Hı hı. Mutlaka gitmek vardı, evet. Onu görmek vardı, onunla bayramlaşmak. Şimdi hazır mesajlar sonra vesaire şunlar. Sonra kartpostallar çıkmaya başladı. Bizim çocukluğumuzun, onlar büyük şeyiydi tabii. 40 tane, 50 tane, 100 tane kartpostallar doldur. Diğer memleketlerdeki tanıdıklarına gönder, evet. Ahbaplarına gönder. O da tabii bir hatırlamaktı. Tabii. Bugün bulunduğun artık, yerin fotoğrafını göndermek. Bugün artık göndermek. İşte WhatsApp'tan veya işte bir mesaj olarak gönder. Ama mesaj şu hoş değil. Ya 100 kişiye tek bir komutla gönder. Tek bir komutla. 100 kişiye. Açıkçası bu adamı hatırlamıyorsun bile. Tabii. Hatırlamıyorsun. Yani bazen ben de gönderiyorum WhatsApp'tan. Ama adamın adını oraya yazıyorum. Ahmetciğim, Mehmetciğim, Mustafa'cığım. Onun adını orada görüyorum. Ona gittiğini biliyorum. Yani mutlaka hani herkese belki telefon açıp konuşamayabilir. Telefon açıp konuşacakların vardır. Fakat bir mesaj gönderiyorsan tek komutla gönderme. Bana tek komutla gelmiş mesaj anlaşılıyor. Ama ben diyorum ki işte Mustafa'cığım, Ali'ciğim, hocam, Ahmet hocam, Mehmet hocam. Yani ismiyle oraya yazıp onu göndermeyi seviyorum açıkçası. Çünkü bunu gönderirken Mustafa Bey, diyorsun ki açtın, Ahmet Hoca'nın telefonunu açtın, ona etiketledin, ismini yazdın, mesajını. Yani biliyorsun ki Ahmet Hoca'ya şu an gidiyor. Ama 100 kişiye vallahi aklına ben gelmiyorum. Değil mi? Tabii gelmiyorum. Hemen işaretle gönder. 100 kişiye birden, o 200 kişiye, 300 kişiye birden gidiyor. Ben senin aklında değilim. Ama görmesem de, o an sesini duymasam da seni ben orada görmüş oluyorum. O sebeple mutlaka ben diğerlerini tek komutla ben de siliyorum öbür türlü geleni. Ya öylesi gelen bir mesajı Ben tek komutla siliyorum. Öbür türlü okuyorum adıma gelen mesajı. Dua ediyorum. Bayramın mübarek olsun diyorum. Bazen o aramamış, ben onu arıyorum. Sesini duyuyorum diyorum. Çoktan görüşmediğim. O belki Ahmet hocamın işi çoktur diyor, arayamıyor. Meşguldür diyor. Belki mesaj atıyor. Ben de sesini duyuyorum falan diyorum. Ya bu mühim. Çünkü bu da bir sıla-i rahimdir. Evet. Ya ona ulaşmak gibidir. Geriye dönmek, onun ona gönlünü almak gibidir. Gönlünü almaktır. Yani yok yani onu bir mesajla hatırlamak, ona telefon etmek. Bunlar da bir sıla-i rahimdir. Hatırlıyorsun, arıyorsun, dua alıyorsun, dua ediyorsun, dua istiyorsun. Ya o sebeple bunlar da günümüzün, elbette ki bunların her birinden zamanın şartlarıdır bu. Hani Hz. Ali Efendimiz zaman size uymuyorsa siz zamana uyun. Evet. Yani zamanın da dışarına çıkmayın. Buradan her vilayete gidemiyorum. Bir ulaşmam lazım. Kimine telefonla, kimine böyle. Maille, fakat kimine. Onu düşünerek, onu bilerek, ona ulaştığını, gittiğini bilerek aramak. Ya bazıları gibi de sanal alemde hiç yani adamı görmeden bir komutla 5000 kişiye göndermenin ya, bir anlamı yok. Maalesef. Evet. Peki hocam şimdi programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Arife günündeyiz. Bir bayram tebrik mesajınızı alalım bakalım. Böyle hazır olmadan, mesaj olmadan, 100 kişiye göndermeden bütün izleyicilerimize inşallah güzel bayram mesajlarınızı alalım. Ya Mustafa Bey, tabii hani 3 aylar girerdi. Evet. Peygamber Efendimiz Recep ayı ümmetimin ayıdır, ümmetim içindir. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ayı Cenab-ı Hakk'ındır. Recep ayının üstünlüğü benim ümmetimin diğer milletlere, diğer ümmetlere üstünlüğü gibidir. Şaban ayının üstünlüğü benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan ayının üstünlüğü Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıklarına üstünlüğü gibi sınırsızdır. Hani Recep ayı girer, Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellina Ramazan. Bizi Ramazan'a ulaştır dedik, ulaştık. Şimdi son gecesindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın mesajımız olarak Ramazan-ı Şerif'te yapılan ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin inşallah. Taatlerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif insanlara, peygamber nasıl ümmetlere şefaatlidir? Ramazan ümmetine şefaatçidir. Ramazan-ı Şerif de oruç tutanlara şefaatçidir. Ramazan-ı Şerif inşallah bu ayı kıymetlendiren, bu ayda oruç tutan İslam alemine, Müslümanlara, bizi izleyenlere, din kardeşlerimize şefaatçi olsun. Ve inşallah bütün izleyicilerimizi ve bizleri ve İslam alemini yeniden Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Amin, diyoruz. İnşallah. Ve milletimizi gerçekten, İslam alemini şu terör belasından, felaketlerden, sıkıntılardan Cenab-ı Hak muhafaza eylesin diyorum. Ve asıl bayram Mevla bizi affede. Bayram o bayram olur. Cümle günahlar gide. Bayram o bayram olur. Günahlar yanmış, yakılmış olarak hakiki bir bayram eylesin. Amin. Ve günahlardan da muhafaza eylesin diyorum Mustafa Bey. Amin. Bütün izleyicilerimize mesajımız bu olsun. En güzel bir mesaj oldu hocam. Hazır bir mesaj da değil en azından. Doğaçlama giden güzel bir mesaj oldu. Evet. Bu arada hocam sezon finalimiz de var. Evet, bu program aynı zamanda bu sezonun da finali oldu. Yeni yayın döneminde izleyicilerimiz inşallah. İzleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Muhabbetlerini, dualarını esirgemesinler. İnşallah yine buluşmak üzere diyelim izleyicilerimize. Allah razı olsun hocam. Sizlerden de Allah çok teşekkür ediyoruz hocam. Her program sonu dediğimiz gibi bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için Mevla Teala sizden de razı olsun. Amin. İnşallah bayramımız da mübarek olsun. Amin. İnşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, bir tarih ve insan programının daha sonuna geldik. Yarın Allah izin verirse Ramazan bayramımız tüm İslam dünyasına, tüm İslam alemine huzur, barış, dirlik getirsin. Ailelerimize, yavrularımıza Mevla Teala'nın istediği yolda yürümemizi inşallah Mevla Teala nasip eylesin. Sezon finalimiz yine başka bir programda görüşmek ümidiyle. Hayırlı bayramlar, hayırlı günleriniz olsun efendim.